Arkadaşlar merhabalar. Dosya işlemleriyle ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Bu videoda da arkadaşlar dosyadaki verileri silmeyi göreceğiz. Verilerin tamamını silebiliriz. İçerisindeki belli bir konumdaki kayıtları silebiliriz. Bu şekilde tabi bunu text formatında ve binary formatında anlatacağım. Önce text formatında anlatalım. Her şeyi görelim. Daha sonra da binary formatta bu işlemleri yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bir yapı oluşturayım isterseniz. Struct. Gene bir önceki videomuzda anlattığımız gibi çalışan yapımız olsun. İçerisinde char, isim, 20 karakter yeterli, integer yaş, float, maaş. Yapımız bu arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Kullanıcıdan bunları alıyorduk. Dosyaya kaydediyorduk, text dosyasına, daha sonra okuyorduk. Şimdi kayıt verileri içerisinde ortadaki bir kaydı silmeyi göreceğiz. Baştaki kaydı silmeyi göreceğiz. Bunu önce text formatında yapalım arkadaşlar. O yüzden bir pointer oluşturalım file'da. Bir pointerımız olsun. Pointerımızı fopen'la açalım. Dosyamızın ismi arkadaşlar kayıtlar diyelim. Kayıtlar.txt olsun. Hatta kayıtlar 1 olsun. Belki kayıtlar daha önceden olabilir. Kayıtlar 1 text dosyası olsun. Formatımız W. Yani böyle bir dosya yoksa oluştursun. Varsa da içerisindekileri sıfırlasın. Şimdi if'le sorgulayalım. Pointer null değilse, yani açma işlemi gerçekleştiyse if'e girsin. Kullanıcıdan alalım önce arkadaşlar. İsim. Bunu scanf'le alalım. Ne yapıyorduk? %S diyorduk. Arasına şöyle bir köşeli parantez yapıyorduk. Belki boşluklu, yani iki isim girebilir. Burak Kağan gibi ya da Ahmet Buğra gibi. O yüzden bunu yapıyorduk. Yani enter'a kadar kaydet diyorduk. Neyi kaydedeceğiz? Şuradaki isim değişkenini ancak çalışan yapısından bir nesne oluşturmadık. Onu da şurada oluşturayım arkadaşlar. Struct çalışan C1 diyeyim arkadaşlar. Şimdi buraya C1'in nokta isim değişkenini kullanıcıdan isimi aldık. Hemen kopyalayayım. Diğer isimden sonra yaş ve maaşı da alalım. Yaş diyelim. Maaş diyelim. Şimdi burada şunlara gerek yok. Sadece isim değişkenini de almamız yeterli. Yüzde D, yüzde F. Şurada bir boşluk vereceğim. Belki for'la alabiliriz. Birden fazla kayıt alabiliriz. O yüzden şu boşluğu veriyorum arkadaşlar. Şimdi tabii şurayı da güncelleyelim. Yaş, maaş. Şimdi bunları aldık. Kayıtlar bir text dosyamıza kaydedelim. Nasıl kaydediyorduk? printf diyerek önce ne yapıyorduk? Pointer'ımızı adres olarak veriyorduk. Daha sonra formatımız %s, ters slash tab, %d, ters slash tab, %f. Hatta nokta 2f, yani virgülden sonra 2 karakter eklesin. Daha sonra da ters slash n ile satır başı yaptırıyorduk. Şuraya değişkenlerimizi yazalım. C1 ile isim, C1'in yaşı, C1'in maaş. Çalışan birin kayıtlarını kaydetmiş olacağız. Daha sonra pointer'ımızı kapatalım. Pointer. Bir de mesaj verelim. Kayıt tamam. Yani kayıt tamam mesajını gördüysek bu işlemler adım adım gerçekleşmiş demektir. Şimdi bir kayıt yapalım ve sonucu da bir görelim arkadaşlar. F11'e basıyorum. Kaydedeceğimiz yeri bir klasör oluşturayım arkadaşlar. Dosya silme diyelim. Dosya silme diyeyim arkadaşlar. Klasörümün ismi. Uygulama 1.c dedim. İsim istedi. Girelim arkadaşlar. Ahmet diyeyim, enterladım. Yaşı 20. Burada hatamız var çünkü buraya adres operatörünü eklemedik. Yaş ve maaş adres operatörlerini ekledim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. F11'e bastım. İsim Ahmet, yaşı 20, maaşı da 2500 lira. Enterladım. Kayıt tamam. Bir gidip bakalım. Kaydımız kayıtlar bir text diye bir dosyaymış. Kayıtlar bir text. Kaynak dosyasına git diyelim. Yani benim projem burada şu klasörün içerisinde az önce oluşturduk. Şimdi burada kayıtlar 1 diye bir text dosyamız var. Açalım.
Burada ne var arkadaşlar? Ahmet 20 yaşında 2500 lira maaşı var. Kaydımızı gördük. Şimdi şuraya gelelim. Yeni kayıt yapalım. Artık silmesin. O yüzden şunu A yapacağım arkadaşlar. Bir kayıt daha yapayım isterseniz hemen. Mehmet olsun. Yaşı 25, maaşı da 4500. Bir gidip bakalım kayıtlar. Gördüğünüz gibi Mehmet'i de kaydettik. Şimdi tekrar bir kayıt daha alacağım. Ahmet, Mehmet. Bu da Hasan olsun. Hasan. Yaşı 29 olsun. Maaşı da 4200 olsun. Buna da bakalım. Hasan'ı da kaydettik. Şimdi arkadaşlar önce şunu göstereyim arkadaşlar. Dosya silmeyi bir görelim. Kayıtlar 1 diye bir text dosyamız var. Bunu bir silmeyi bir görelim önce. Şimdi onu şöyle yapabiliriz. Tabii dosyaları kapattıktan sonra, F-close yaptıktan sonra kayıt tamam diyelim. Daha sonra da printf'le silme tamam diyelim. Silmeyi de şurada yapalım. Nasıl siliyoruz? Remove'la siliyoruz arkadaşlar. Sileceğimiz dosyanın ismini yazıyoruz. Kayıtlar 1 txt. Silme de bu şekilde. Bir önce bunu görelim. F11'i çalıştırayım. İsim, yeni bir isim girelim. Ayşe diyelim. Yaşı 22-23. Maaşı da 2300. Enter'la. Önce kaydetti. Daha sonra da dosyamızı sildik. Gidip bakalım gerçekten silinmiş mi? Gidelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada text dosyamız yok. Dosyayı siliyoruz yani arkadaşlar. Şimdi silmeyi niye yaptık? Peki isim değiştirmeyi de bir gösterelim. Şu silmeyi önce şey yapayım arkadaşlar. Yorum satırına alayım. Ahmet 20 yaşında 2500. Şimdi gidelim bakalım. Burada kaydımız var. İçerisinde de bir Ahmet var. Şimdi bunun ismini değiştirelim. Text dosyası kayıtlar 1'di. İsmi nasıl değiştiriyoruz onu da görelim. Şurada remove'un şuraya yapayım. Remove değil de arkadaşlar rename diyeceğiz. Rename diyeceğiz. Kayıtlar 1 txt eski ismi, yeni ismi de ne olsun? Kayıtlar 2 nokta txt olsun. Yeni ismi bu olsun. Şimdi burada da silme tamam değil. Dosyanın ismi değişti diyelim. Yani buraya kadar geldiyse bu işlem yapılmış demektir. Bir bakalım. F11'e basıyorum. Bir yeni bir isim daha ekleyeceğiz. Ekleyelim. Hasan diyelim. Yaşı 22, maaşı 4500. Enter'ladım. Kayıt tamam. Silme, isim değiştirme tamam. Bir gidip bakalım. Gördüğünüz gibi bu kayıtlar 2 oldu. İçerisindeki veriler aynen duruyor. Sadece ismini değiştirdi. Yani şunu ismini F2 ile basayım. 3 yaptı ya da 4 yaptı. Bunu biz kodla yaptık. Şimdi arkadaşlar gene 2'ye alayım isterseniz. Hatta 1'e alayım arkadaşlar. Tekrar ismini 1'e aldım. Şimdi arkadaşlar kodumuza gelelim. Ben burada neyi gösterdim? Dosyayı silmeyi, dosyanın ismini değiştirmeyi gördük. Şimdi biz aslında dosyanın içerisindeki veriyi nasıl sileceğiz? Esas amacım onu anlatmak. Ona hazırlık yaptık. Şimdi bir kayıt yapalım. Şu remove ve rename'i sileyim arkadaşlar. İsim ve şey değişmesin. Gene kayıtlar 1 diye bir text dosyamız olsun. Onun içerisine kaydedelim her şeyi. Şuna işlem tamam diyeyim sadece de. Tamam. Şimdi F11 ile bir kayıt gireyim. Orhan dedim. Yaşı 36. Maaşı 3500. Kayıt tamam. Gerçi şurada kayıt tamam olduğu için. Bir daha yapalım. Orhan'dan sonra Oktay diyelim. Yaşı 45 olsun. Maaş da 4200. Evet. Şimdi bir gidelim bakalım dosyamıza. En son Orhan ve Oktay'ı kaydettik. Ahmet, Hasan, Orhan, Oktay. Ben buradan arkadaşlar neyi silmek istiyorum? Hasan'ı silmek istiyorum. Burada text dosyasında Hasan'ı böyle seçerim. Silerim değil mi? Şu an Hasan silindi. Ancak bunu kodlarla böyle şurayı seçeyim de sileyim yok. Burada bir arka tarafta işin arka planında biraz illüzyonist bir işlem var. Yani biz bu şekilde olduğunu zannediyoruz. Geri alayım. Yani gelip pointer burayı seçti, sildi zannediyoruz. Ancak bu şekilde sonuç bize bu şekilde gelir. Ancak bu şekilde silinmiyor. Farklı bir yollarla siliniyor. Şimdi ben o yolları göstermeye çalışacağım. İsterseniz Hasan dursun yerinde.
Biz Hasan'ı kodlarla silelim. Şurada kaydetme diyeceğim. Bir bakalım tekrar. Gördüğünüz gibi Hasan duruyor. Hasan'ı silelim. Ortadan bir kayıt. Baştan da olur, sondan da. Yani bu, ben burada Hasan'ı siliyorum ki Ahmet de silebilirim, Oktay da silebilirim. Bir bakacağız. Nasıl sildiğimizi göreceğiz. Şimdi koda geldim ben arkadaşlar. Burada yeni bir isim kaydedebiliriz. Mecbur soracak. Burada okuma kısmını görelim. Önce verileri bir okuyalım arkadaşlar. Bir yeni pointer da oluşturabiliriz. Şu pointer da kullanabiliriz. İsterseniz şu pointer'ı kullanayım. Zaten şurada F-close'la kapattık. Tekrar açalım F-open'la. Ancak kayıtlar bir diyeyim TX'te. Artık formatımız R formatında. Yani okuma formatında açsın. Şimdi if diyeyim arkadaşlar. Pointer'ımız null değilse, ulaştıysa yani bu dosya, if'in içerisine girer. Kayıtları okuyalım. İsterseniz şurada yeni bir, şurada C1 diye bir kullanıcı değişken oluşturmuştum. Bir de C2 oluşturalım. Yazarken bunu almıştık C1'e. Okurken de bunu alalım. Tamam. Şimdi gelelim buradayız. Şöyle okuyalım arkadaşlar. F-scanf'le okuyalım. F-scanf'le okuyalım. Pointer okunacak. %S ters slash tab, %D ters slash tab, %F ters slash N diyelim. Formatımız bu. Okuma işlemlerini hangi değişkenlerin içerisine atacak? C2'nin ismi atsın, C2'nin yaşı atsın, C2'nin maaşı atsın. Tabi burada F-scanf'te şu sayısal değer olduğu için bunların adres operatörlerini ekleyelim. Şimdi biz burayı okuduk. C2'nin içerisindeki değişkenleri de tutuyoruz. Önce bir ekranda görelim arkadaşlar sonucu. Printf %s ters slash tab %d ters slash tab %.2f diyeceğim. Ters slash n diyeyim satır başı yapsın. C2'nin ismi yazdırsın. C2'nin yaşı yazdırsın. C2'nin maaşı yazdırsın. Daha sonra burada işlem bitince F-close'da pointer'ımızı kapatalım. Ve en alta kayıt tamamdı. Burada da printf okuma tamam diyelim. Şimdi zaten dosyamızda 4 tane kayıt vardı. Bir bakalım dosya sil kayıtlar. 4 tane kaydımız var. Bir tane de kaydedeceğiz. Çünkü burada ilk başta onu soracak. 5. bir kayıt olacak. Daha sonra bu 5 kaydı okuyacağız. Tabi burada ilk bir tanesini okuyacak. Bir önce görelim adım adım. İsim Fatma diyelim. Yaşı 44. Maaşı da 4250. Enter'ladım. Ahmet en baştaydı. O yüzden Ahmet okudu. Okuma da tamam. Yazma da tamam. Şimdi tüm hepsini okumak için while ile okuyalım isterseniz. Şurada bir while oluşturayım arkadaşlar. Parantez açayım. While'in içerisine şu okuma form kodumuzu direkt taşıdım. Tamam. Şurada ne diyorduk? Eşit değilse null'du ya da e-off'tu. Bir deneyelim. E-off diyeyim. E-off diyelim. Şimdi okuma satırımızı alalım. Kestim. Parantezin içerisine yapıştırdım. Pardon, ekrana yazma şeyimizi. Şimdi adım adım gideceğiz. Şunları sileyim. F-close dursun. Okuma tamam dursun. Şimdi bir bakalım. Yeni bir kayıt isteyecek. Girelim. Ramazan diyelim. Yaşı 50 olsun. Maaşı da 5000 lira olsun. Enter'ladım. Şimdi Ramazan'da en son kaydettik. Şimdi burada ben ne yapacağım arkadaşlar? Kimi silecektik? Hasan'ı silecektik. Şimdi burada arkadaşlar bir dosyaları yedekleyelim isterseniz. Nasıl yedekliyorduk? Şurada ikinci bir pointer oluşturalım. Pointer 2 diyeyim. Pointer 2'mizi de yazma modunda şurada açalım. Pointer 2 F-open. Kayıtlar. Kayıtlar demeyelim. Yedek diye bir dosya oluştursun. TXT olsun. Formatı W. Şimdi şurada da bu pointer'da kullanacağım. Bu pointer'a ulaşmış mı onu da bir test edelim. PTR 2 eşit değilse null'a diyelim. Şimdi şurada okuduk ve ekrana yazdık. Değil mi? Bir de dosya yazdıralım. Şunu kopyalayayım isterseniz. Direkt yapıştırdım. Başına F koydum. F printf dosya yaz. Hangi dosya? Pointer 2'nin gösterdiği dosya.
Aynı formatlarda yaz, şu formatlarda C2, C, yaş, isim, maaş hepsini yazdırsın. Tamam, şimdi daha sonra şurada F close'la pointer 2'yi de kapatalım. Şimdi bir daha kaydedelim. İsim gelin, girin diyor. Mustafa diyeceğim. Yaşı 22 olsun. Maaşı da 4210 lira olsun. Enter'ladım. Şimdi en son Mustafa'yı kaydettim. Daha sonra okuma tamam dedi. Gördüğünüz gibi burada 2, 4, 6, 7 tane kaydımız var. Bunları yedekledik. Bir yedek diye bir dosya oluşturduk. Oraya da kaydettik. Bir gidip bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir yedek dosyamız var. Açalım. Burada tüm kayıtlarımız burada. Aynı zamanda kayıtlar bir dosyamız da var. Tüm kayıtlar da burada. Şimdi ben esas şeye gelelim. Kimi silecektik? Hasan'ı silecektik. Hasan'ı silelim. Nasıl sileceğiz? Hatta silmek istediğimiz kişiyi de kullanıcıdan alalım isterseniz. Şöyle yapalım. Şuradan kullanıcıdan alacağım arkadaşlar. Printf diyeceğim. Silmek istediğiniz kişinin adı. Sıkanef'le alalım. Yüzdesi. İsim 2 diye bir değişkenimiz olsun. Şuraya oluşturayım hemen. Çar isim 2 diyeyim. Kullanıcıdan aldık arkadaşlar isim 2'yi. Ve bu isim 2'yi bulup sileceğiz. Nerede bulacağız, nerede sileceğiz? Şurada zaten adım adım tüm satırları okuyoruz. Şurada ekrana yazdırıyoruz. Tamam. Ekrana yazdırmadan önce şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. If diyeyim. Şurada F scanf'le okudu. Değil mi? C2'nin içerisinde bir isim değişkeni tutuluyor. Burada C2'nin içerisindeki isim eşit eşitse isim 2 dersem olur. Ancak tabi strictlerde böyle eşit eşittir diye kıyaslayamıyoruz. Nasıl kıyaslıyoruz? Str.cmp diye bir fonksiyonumuz var. İki string'in aynı olup olmadığını kontrol ediyor bu string'imiz. Sonucu da sıfır döndürüyor. Şimdi şuradan ne döner? Eğer C2'nin içerisindeki isim, yani okunan isim, dosyadaki okunan isim, kullanıcıdan silmek istediği isme eşitse sıfır döndürür. Yani false döndürür. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Şunun başına ünlem koyayım. Bu isim değilse girsin buraya. Ya da false'a girsin. Şöyle yapayım isterseniz. Baştaki ünlemi kaldırdım. Şunu bunun içerisine taşıdım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? str.cmp ile c2 okunan isimle kullanıcıdan alınan isim birbirine eşitse buraya girmiyor. False döndüğü için. Eşit değilse giriyor, tamam mı? Burası sıfır döndürüyor çünkü sonuç false döndürüyor. Eşit değilse ekrana yaz. Ancak eşitse else diyelim, burada bir işlem yapalım. Ya da bunun şunun başına ünlem korsunuz. O zaman ne olur? str.cmp eşitse, yani aradığımız isim buysa burada bir işlem yap, değilse burada bir işlem yap. İsterseniz tam tersini yapayım. Biraz kafa karıştı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ctrl C dedim. Buraya da yapıştırdım. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Yani şurada silmek istediğim ismi burada bulduğumu farz edeceğiz ve if'in içerisinde gerekli işlemi yapacağız. Ne yapıyoruz? Burada ben yedek dosyasına, pointer 2 neyi tutuyor arkadaşlar? Yedek dosyasına kayıt yapıyor değil mi? Yedek dosyasının içerisine bu isimdeki şeyi kaydetmeyelim. O zaman ne yapalım? Bu buna eşitse ekrana da yazmasın. Ya da ekrana yazatabilir. Ekrana da yazmasın. Hiçbir şey yapmasın. Ne yapsın? Sadece şurada şu parantezleri kaldırayım. Continue diyorum. Bu adımı atlasın. Bir sonraki satıra gelsin. Diğer durumda else de kaydı yapsın. Şimdi bir görelim arkadaşlar. Sonucu görünce daha iyi anlayacağız. Bir F11'e basıyorum. Basmadan önce bir dosyaya tekrar bir bakalım arkadaşlar. Şurada bir yedek dosyası var. Onu da sileyim isterseniz. Bir kayıtlar diye dosya var. İçerisinde de 2, 4, 6, 7 tane kişi var. Ben bu kişilerin içerisinde ikinci olan Hasan 22'yi silmek istiyorum. Gelelim şimdi buraya. Programı çalıştırıyorum arkadaşlar. Yeni bir isim istiyor. Bu da alta ekleyeceğim bir isim zaten. Bu da ne olsun?
Buna da Reyhan diyeyim şimdilik. Yaşı 23 olsun. Maaşı 4210 olsun. Şimdi kayıt tamam. Silmek istediğiniz kişi ismi. Hasan dedim. Hasan'ı silmek istiyorum. Enter'ladım. Burada bir hata oldu arkadaşlar. Acaba nereden kaynaklandı? Biraz onu bulacağız şimdi. Şimdi hatamız nereden oldu? İsim 2 aldık. %S tamam. Kayıtlar 1, kayıtlar 2. Şuraya girmedi arkadaşlar. Girseydi ekrana yazardı. Okuma tamam da demedi. Silme istediğiniz kişinin adı. İsim 2 tamam doğru. Acaba nerede hata yaptı? Bir daha başlatayım. Burada Ayşe diyeceğim. Yaşı 25 diyeceğim. 3300 lira enterladım. Kayıt tamam. Silmek istediğiniz kişi Hasan dedim. Enterladım. Burada Hasan'ı alırken bir sıkıntı yapıyor arkadaşlar. Acaba neden yaptı? Onu bulmaya, anlamaya çalışıyorum şu anda. Scanf'imiz doğru. Şuraya geleyim. Şurada bir mesaj vereyim arkadaşlar. İsim alındı diyelim. %S'e isim 2'yi bir yazdırayım. Acaba bu kısma geçiyor mu? Bir bakalım. Burada Oktay diyeyim. Yaşı 33 olsun. 4500. Kayıt tamam. Hasan'ı sil. İsim alındı. Hasan. Buraya da giriyor. İsim alındığı da alıyor. Yani ismi alıyor. Sorun yok. Şurada bir sorun veriyor. While'in içerisine giriyorum acaba. Onu kontrol edeyim. Şu if'in içerisine giriyorum. Bir bakalım. If içindeyiz. Diyelim. Bir bakalım. If'e giriyorum. İsim Ramazan diyeceğim. Yaşı 33. Maaşı 5210. Enter'ladım. Kayıt tamam. Silmek istediğiniz kişi Hasan dedim. If içindeyiz. Oraya da giriyoruz. If'in içerisine de giriyoruz. Şurada bir sıkıntı var herhalde. %S, %D. C2 isim. Şu continue'ya mı takıldı acaba? If var, else var. Şu continue sonsuz döngüye mi girdi acaba? Onu anlamaya çalışacağım. Şu continue'yi şöyle bir yorum satırı yapayım arkadaşlar. Ya da if kısmındayken şu mesajı oraya taşıyayım. Şimdi bir daha çalıştıralım. Fatma'yı kaydedelim. Yaşı 15 olsun. Maaşı 1500 lira olsun. Enter'ladım. Silmek istediğim kişi Hasan. Evet. Buraya gelmiyor arkadaşlar. Şurada bir hata var sanırsam. İsim, isim 2. İsim 2 kullanıcıdan aldım zaten. Şurada. İsim 1. If içindeyiz. Arkadaşlar ben kaydı durdurdum. Burada bir hata vardı. Onu düzelttim arkadaşlar. Adamız şuradaki str/cmp fonksiyonu içindeymiş. Düzelttim. Eğer aradığımız isim, yani silmek istediğimiz isim bulunursa burada şöyle bir mesaj versin. İsimli kişi GD'ye kaydedilmedi desin. Daha sonraki kişileri GD'ye kaydetsin. Yani ben Hasan'ı burada mesela text dosyasına tekrar gideyim arkadaşlar. Şunu sileyim. Burada kayıtlar 1'deki Hasan ikinci kayıtta. 2, 4, 5 kayıt var. Hasan'ı kaydetmeyeceğim ya da diğerlerini kaydedeceğim. Şimdi tabii en başta gene yeni bir kayıt soracak. Onu da şey yapacağız. Şimdi F11 ile bir çalıştırayım arkadaşlar. Şurada başta bir şey vardı arkadaşlar. Şunu ben deneme amaçlı yazdım. Kayıtlar 1. Tamam. Şimdi tekrar açacağım. F11'e bastım. Yeni bir isim girelim arkadaşlar. Melih diyeceğim. Yaşı 30 diyelim. Maaşına da 4210 diyelim. Enter'ladım. Kimi silmek istiyorsunuz? Burada soruyor. Ben Hasan'ı silmek istiyorum. Enter'ladım. Hasan isimli kişi 7'ye kayıt edilmedi diye. Yani Hasan'ı bulunca
bu şekilde bir mesaj verdi ve kayıt yapmadı. Diğerlerini kaydetti. Bir gidip bakalım. Dolayısıyla işte burada kayıtlarda şunun isim benzerliğinden oldu arkadaşlar. Kayıtlarda aynı kaydımız duruyor. Hasan da var. 6. Melih'i de en son kaydettik. Tamam. Şimdi 7'ye bakalım. Yedekte Hasan yok arkadaşlar. Ahmet'ten sonra Orhan geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada peki kayıtların içerisinde Hasan yok. Sildik mi? Silmedik. Tam anlamıyla silmedik. Şimdi gerçek anlama gelelim. Şimdi ben burada Hasan'ı silmek istiyorsam hatta şurada artık dosyayı şunu sileyim. Sadece kayıtlar tekst dosyamız var. İçerisinde de 2, 4, 6 tane kayıt var. Hasan'ı silelim artık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şurada silmek istediğimiz kişiyi bulduk. STR-CMP ile. İsimli kişiyi 7'ye kaydetmedik. Daha sonra burada yedik olan dosyaya bunları kaydettik. Çünkü pointer 2'miz neyi tutuyor? Pointer 2 yedek dosyasını tutuyor. Şimdi dosyaları kapattıktan sonra dosyaların ismini güncelleyeceğiz arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu. Dosyanın önce şeyi silelim. Kayıtlar dosyasını silelim. Remove diyelim. Kayıtlar 1 dosyasını sil. Zaten 7'ye almıştık. 7'ye Hasan almayacağız. O yüzden ne yapalım? Şurada da isim güncelleyelim. Rename diyelim. Kayıtlar yedek txt dosyasının ismini kayıtlar 1 yap dedik. Burada kayıtlar dosyasını sildik. Yedek txt dosyamızı da kayıtlar 1 ismiyle güncelledik. Şimdi bakalım Hasan silinmiş olacak arkadaşlar. Yani şurada kayıtların içerisinde Hasan var. İkinci kaydımız Hasan. Hasan'ı sileceğiz. Sonuç itibariyle biz işlem arka planda ne oldu çok ilgilendirmiyor. Sonuca bakacağız. Hasan silinmiş olacak mı? Şimdi F11'e basıyorum arkadaşlar. İsim girelim. Yeni bir isim gireceğim. Bu da Kadir olsun. Yaşı 41 olsun. Maaş da 4250 olsun. Enter'ladım. Kimi silmek istiyorsun? Hasan'ı silmek istiyorum. Enter'ladım. Hasan isimli kişiyi 7'ye kaydetmedi. Yani artık onu silmiş olması gerekiyor. Gidip bakalım. Burada tek dosyamız var. Artık gördüğünüz gibi yedek diye de bir dosyamız yok. Açtığım zaman burada Hasan'ın olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani burada yaptığımız işlem ne? Şurada Hasan olduğunu tekrar düşünelim. Hasan. Yaşı 23 diyelim, 21 diyelim. Maaş da böyle olduğunu düşünelim. Şimdi aslında burada şunu yaptı. Yaptığı şey adım adım göstereyim. Buradaki tüm kayıtları aldı arkadaşlar. Daha doğrusu tüm kayıtları almadı. Sadece Hasan isim dışındaki dosyaları aldı. Şuraya yeni bir dosya oluşturuvereyim. İsmi yedek. Yedek dosyamın içerisine satır satır alırken Hasan'ı almadı. Diğerlerini aldı. Hasan'a gelince atladı. Daha sonra bunu kaydettik. Daha sonra şu kayıtlar dosyasını sildik. Yedek dosyasının ismini de kayıtları 1 diyerek aslında Hasan'ı buradan bu şekilde sildik. Arka planda yapılan işlem bu arkadaşlar. Süreye bir bakayım. 28 dakika. Peki burada Hasan isim değil de numara olabilir. Bir öğrenci numarası, müşteri numarası ya da TC. Onu da göstereyim. Mesela buradaki dosyamızda 3 tip kaydımız var. İsim, yaş ve ne var? Maaş. Burada yaşı 20 olan kişileri silelim. Burada hatta yaşını fazla yapalım. Ahmet'in yaşı 20, Oktay'ın yaşı da 20 olsun, hatta Melih'in yaşı da 20 olsun. 3 kişiyi silmiş olacağız arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi koda geldim. Burada şurada if kısmında artık silmek istediğin kişinin ismi değil de yaşını alalım. Yeni bir değişken oluşturacağım şurada arkadaşlar. Integer yaş 2 diyeceğim. Burada yaşı şurada yaş 2 değişkeni de tutalım. Şunu %D yapalım. Tamam. Şimdi buraya geldik. File'in içerisindeyiz. If kısmında artık string olmadığı için STR-CMP'ye gerek yok arkadaşlar. Şu şekilde kaydetmemiz yeterli. C2'nin içerisindeki yaş eşitse kullanıcıdan aldığımız yaş 2 eşitse o kişiyi kaydetmeyecek. Burada 7 kaydedilmedi diye mesaj veriyoruz ama şöyle verelim. %D yaşındaki kişi silindi diyelim. Burada da onun yaşını yazalım arkadaşlar.
Şimdi gelelim, kayıtlar bir içerisinde 20 yaşında olan kişileri silmiş olacağız. F11'e basayım. Yeni ismimiz Orhan olsun. Yaşı bunun da 20 olsun arkadaşlar. Orhan da silinmiş olsun. Maaş da şöyle biraz uzun bir maaş yazdık. Kayıt tamam. Silmek istediğiniz kişinin yaşı diyor. 20 yaşındaki olan kişileri sil dedi. Gördüğünüz gibi burada 3-4 kişiyi sildi arkadaşlar. Uzun oldu ama bunu satır başı yapabilirdik. Bir gidip bakalım 20 yaşında kimse var mı? Kayıtlar dosyamızı açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 yaşında olan hiç kimse yok. 36, 44, 41. Burada aynı şekilde maaşı 3500 lira olanı da silebilirsiniz. Tabi burada olursa siler, olmazsa da silmez. Tüm kayıtları tekrar gözden geçirir. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Biraz daha sürenizi uzadı ama. Mesela şöyle bir şey yapalım. Orhan'ın maaşını silelim sadece. Ya da yaşı 44 olan kişinin ismini silelim ya da maaşını silelim. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. Onu yapalım isterseniz. Ben ne yapacağım? Önce onu söyleyeyim. Fatma'nın yaşı 44'müş. Yaşı 44 olan kişinin maaşını 10 bin lira yapalım. Hemen onu gösterelim arkadaşlar. Şuraya geldim. Hatta şu tekst dosyasında ne yapacağım? Birkaç tane daha şöyle bir şey yapacağım. Fatma'yı kopyalayayım. Şöyle birkaç tane yapıştırdım. Buna Ayşe diyeyim. Selim diyelim. Nurhan diyelim. Bunların yaşları 44. 44 yaşında olan kişilerin maaşını 10 bin lira olsun. Hepsinin maaşı 10 bin lira olsun. Diğerleri dursun. Şimdi gelelim arkadaşlar. Tekst dosyamızı ne yapacağız? Şurada ife takıldığı zaman aradığımız yaş gireceğiz 44 diye. Burada yaşındaki kişi silindi demeyelim. Bu kişiyi de şu şekilde kaydedelim. Burada altta kaydetme formatımız var diye arkadaşlar. Onu şöyle yapacağız. Tekrar buraya kopyalayıp yapıştırdım. Tamam. Şimdi şurada yüzdese, yüzdese, yüzdese o kişinin maaşını şöyle yapıverelim. 10 bin lira. 10 bin lira yapmış olacağız. Şimdi görelim, sonucu görelim. Bir çalıştırıyorum, F11'e bastım. İsim girelim, yeni bir isim girelim. Bu da Saliha olsun arkadaşlar. Yaşı 18 olsun. Pardon, bunun da yaşını 44 yapayım ki maaşını 10 bin liraya güncelleyelim. Enterladım. Maaşını ben Saliha'nın 5 bin lira girdim. Ancak programı bunu arka planda 5 bin liraya çekecek, 10 bin liraya çekecek. Enterladım, kayıt işlemi tamam. Silmek istediğiniz kişinin yaşı bu silmek diye kalmış. Bunu maaşını güncellemek desek daha iyi olacaktı. 44 yaşında olan kişilerin maaşı dedim, işlem tamam. Bir gidip bakalım. Kayıtları açıyorum arkadaşlar. Burada 44 yaşındaki olan kişilerin maaşı gördüğünüz gibi 10 bin lira oldu. En altta Saliha'yı en son kaydetmiştik. Saliha'nın maaşı da 10 bin lira oldu arkadaşlar. Yani üzerinde güncellememiz bu şekilde. Ya da bu kişinin 44 yaşındaki olan kişinin ismini silmek istersek nasıl yaparız? Onu da göstereyim. Burada tabii hep 44 diyoruz ama isterseniz ne diyelim? Şuraya 20 diyeyim. Şöyle atlamalı gideyim. 20 diyeyim. En alttakine de 20 diyeyim. Burada şöyle bir şey yapalım. 20 yaşında olan kişilerin ismini büyük harfe dönüştürelim. Ya da isimlerini silelim. İsimleri gözükmesin. Öyle yapalım. Hemen uygulamaya gelelim arkadaşlar. Şurada ne yapacağız? Maaşlar 10 bin lira olsun. Gene oraya dokunmayalım. Ayrıca isimleri de boş olsun. Bu şekilde boş bir satır kaydetsin. Şimdi bir bakalım arkadaşlar sonuca. İsmi, yeni bir isim girelim. Bu da Mesut olsun. Yaşı, Mesut'un yaşında 20 gireceğim. Maaşı da 15 bin lira olsun. Enterladım. Kayıt yapacağınız kişinin ismi gene şu silmek diye kaldı. Onu düzeltmemiz gerekiyordu. Şimdi ne yapalım? 20 yaşındaki olan kişileri gerekli işlemi yap. Bakalım yapılmış mı gerekli işlem. Kayıtlara giriyorum.
20 yaşındaki olan kişilerin isimleri yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar, ancak biraz zaman uzadı. Şöyle bir şey var, 35 dakika olmuş. Burada ben bunları text olarak anlattım. Formatım text'ti. Biz bunu binary yapalım. Daha sonra şu kayıtları fprintf değil de fwrite yapalım. Ben burada tabii binary yaptığımız zaman şuradaki kayıtlar satır satır gözükmüyor. Biz göremiyoruz. Bilgisayar görüyor sadece. Bilgisayar dilinde kaydediliyor. Ben burada görmeniz için yaptım bunu. Bir sonraki dersimizde bunu binary formatta kaydedelim arkadaşlar. Binary formatta isim silelim, dosya silelim, isim güncelleyelim ya da maaşları artıralım gibi üzerinde işlem yaparak dosya işlemlerinde kaydetmeyi, dosya içerisindeki veriyi silmeyi ya da veri üzerinde güncelleme yapmayı iyice anlamış oluruz. Bir sonraki dersimizde görüşelim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.